Ne Dersin programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Ozan Gelman'la birlikte Ne Dersin programında haftanın maçlarını konuşuyoruz. Ozan Gelman hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen haftayı geride bıraktık. Yine sonuçlara baktığımızda güzel bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz ve artık bu haftaya bakmak durumundayız ki bu haftada güzel maçlar var. Özellikle son virajlar geldi. Liglerde heyecan dolu çok artıyor. Süper Lig'de başlayalım ve Galatasaray Alanya deplasmanında. Uzun süredir Galatasaray deplasmanında sıkıntı yaşıyor. Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı ama Alanya için de bu çok kritik bir maç. Başakşehir maçında Fatih Terim Maicon'u keserek artık yani klasik 11'ini kullanmayacağını mesaj maç verdi, değil mi? Mesajını verdi. Bu da bana mesela Belhanda'yı deplasmanda kullanmayacağı anlamına gelebilir bu. Bana da öyle geliyor. Bir şans yakaladık dedi Başakşehir'i yakalayarak, yenerek. 5'te 5 yapma şansımız evet. Vardı. Dolayısıyla ben artık hata yapacağını düşünmüyorum. Alanya deplasmanında bence Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray galibiyeti aynı zamanda alternatif olarak goller de bence değerlendirilebilir. 2,5 gol üstü de farklı bir alternatif olarak kuponlarda yer bulabilir. Alanya'nın da çünkü özellikle bu hafta Gençler Birliği Osmanlı maçı var. Oldukça kritik bir hafta. Düşme altında da bir hayli heyecan yüksek seviyede ve Konya Kasımpaşa bize 3 haftadır, daha doğrusu 4 hafta, 4 şöyle hafta. 2 hafta içerideydi. 2-0 Kayserispor maçı, 5-0 Sivasspor maçı, ikisine de 1.90'da oranları. Tabii artık böyle bir oran bulamıyoruz ama yine de 1.40. Tabii şu an videoyu çekerkenki oran bu, belki yine güncellenecek. Bu yine aşağı gelecek. İkimizin de tercihi Konya galibiyeti. Yani Sergen Yalçın gelince Galatasaray karşısına çıktı. O maçı saymazsak. Evet. Kalan o maçta bile iyiydi. Kalan 4 maçta gol yemedi. 8 evet. Puan aldı. Deplasmanlar 0-0. İçeride senin de söylediğin gibi farklı galibiyetler geldi. Düşmeme adına mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Tamam, Kasımpaşa iyi oynuyor. Her yerde iyi oynuyor. İçeride dışarıda iyi oynuyor ama ihtiyacı olan Konya kazanacaktır diye düşünüyorum. İçeride galibiyetini bekliyoruz. İtalya Serie A'da 2 maç. Milan Benevento, Juventus Napoli. Milan Benevento maçının tabii enteresan anlamları var. Biz çok videonun süresini uzatmak istemiyoruz ama çok kısa ligin ilk yarısında Benevento kalecisiyle 2-2'yi bulmuş. Ve ilk puan almış. Ve galiba Gattuso'nun da ilk maçıydı o. Gattuso'nun ilk maçı ya da yani ikinci ilk böyle ya 2 ya ikinci maçı olabilir. Enteresan bir puan, ilk puanıydı. Kalecinin golüyle almışlardı. Şimdi rövanşı olacak bir bakıma. Aynen öyle. Bu kez farklı kazanacaktır diye düşünüyorum Milan. Juventus Napoli şampiyonluk düğümü. Juventus artık Napoli şampiyon artık attı. Napoli havlu attı bence. Juventus şampiyonluk için gün sayıyor. Şampiyonlar Ligi'nden de elendi. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Juventus kazanır. Juventus galibiyeti. Dortmund Leverkusen haftanın gollü maçı. 3,5 gol üstü bekliyorum. Ben Leverkusen dünkü kupa maçını bir kenara bırakırsak, daha doğrusu hafta içindeki kupa maçını bir kenara bırakırsak, son 2 maçı 8 gol. Hani 2 haftada 8 gol bıraktı rakip kaleye Leverkusen ki Dortmund'da da sen hep söylüyorsun yanlış bir hoca tercihi, yanlış evet. Bir yola girdiler ve oradan da dönüş yok artık. Yani bu sezon artık böyle bitecek. Sezon öyle bitecek. Ben de gollü bir karşılaşma bekliyorum. Burada 3,5 üstü. İlk yarıdan da 1,5 bence riskine girilebilir. Leverkusen son haftalarda bunları bize yaşatıyor. İngiltere'de kupa maçları var. Yarı final, federasyon kupası. Hemen iki maçla ilgili tahminlerimizi aktaralım. United Tottenham ve Chelsea Southampton. Ben karşılıklı gol var bekliyorum Manchester United Tottenham maçında. Zevkli bir maç olacaktır. Her ne kadar Mourinho yine savunmaya ağırlık verse de ben Tottenham'ın gol bulmasını bekliyorum. Evet. Karşılıklı gol var. Bence mantıklı seçim. Chelsea Southampton maçında da Chelsea'nin rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Ben ikisinde de ilk yarı 0 önereceğim. İki kupa maçında da yarı finalde ikisinde de ilk yarı beraberliği öneriyorum. Ve Barcelona, Sevilla ikisi de Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Birininki çok sürprizdi. Biri sürpriz yaparak yarı finale kalabilirdi, olmadı ve ikisi kupada karşı karşıya geliyor. İkisi de hafta içinde yedek ağırlıklı kadrolarla La Liga maçlarını oynadı ki Barcelona beklediğim gibi Celta Vigo deplasmanında kazanamadı. Aynı şekilde Sevilla'da Deportivo ile beraber kaldı. Az kadroları kupa finaline. Atletico Madrid'in sahasında oynanacak final mücadelesi Barcelona kazanır. Ben de golleri önereyim. Sevilla'yı ben çok özellikle bu tip zorluk seviyesi yüksek maçlarda beğeniyorum son 1,5 aydır. Barcelona kalesinde bence gol bulabilirler. Son tercihimizi de KG Var olarak aktarmış olalım. Ne Dersin programının bu haftalıkla sonuna geliyoruz ama her zaman söylediğimiz gibi nesline.com editör yorumlarında tüm maç yorumlarını, kuponlarını bulabilirsiniz. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.